Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayılacağınız bir tarifle geldim. Çok güzel, çok kolay, çok da az malzemeli evde kır pidesi yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu tarifi deneyin diyorum. İnanın lokantalardan almayacak, hazır almayacaksınız. Evde kendiniz yapacaksınız. O kadar güzel, o kadar lezzetli diyor. Ve sözü uzatmadan tarife başlıyorum. 5,5 su bardağı klasik su bardağıyla 200 ml'lik klasik su bardağıyla 5,5 su bardağı unu ölçüp kaseme aldım. Ortasını açtım. İçerisine 2 su bardağı normal oda ısısında musluk suyu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzu şöyle kenar kısımlarına unun üzerine gelecek şekilde ekliyorum. 1 paket de gördüğünüz gibi instant maya kullanıyorum. Eğer instant mayanız yoksa yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kuru maya kullanabilirsiniz. Şöyle çeyrek su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle mayayı içerisinde bir karıştıracağım. Ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Eğer umduğunuzdan çok daha cıvık bir hamur olursa arkadaşlar, birazcık un ekleyerek yoğurup toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Evet, hamurum gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur. Poğaça hamuru kıvamında. Şimdi üzerine hafifçe elimi sıvı yağ ile yağlayıp üzerine şöyle bir yağladım. Üzerine streç filmle kapatacağım için yapışmasın diye. Hafifçe elim yağlı elimle üzerine şöyle bir yağladım sayılır şöyle. Nasıl anlatacağım bilemedim. Bir tatlı kaşığı yağ kadar. Şimdi hamurumuz mayalanırken iç harcını yapalım. Bunun için 300-350 gram kadar kıymam var. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz tabii ki. Bu kıyma 10-11 tane pide için tam geliyor. 350 gram kadar. Üzerine bir tane yeşil biber, bir tane de minik doğranmış kapya biber ekliyorum. Malzemeleri mutlaka minik minik doğrayın arkadaşlar. Çok iri iri olmasın. Bir tane de minik doğranmış kuru soğan ekleyeceğim. Küçük küçük doğramak pidenin içerisinde güzel pişmeleri için önemli. Şöyle bir tane de domatesi yine minik minik doğradım. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Birazcık karabiber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Birazcık da kırmızı pul biber ekleyeceğim. Yine bir çay kaşığı kadar. Şimdi iç harcımızı güzelce harmanlayalım. İyice hepsi birbirinin, bütün sebzelerin etin lezzeti birbirine geçsin diye elimizle sıkarak güzelce harmanlayıp yoğuruyoruz. Biraz kıvamı açmamız gerekiyor. Bunun için birazcık su eklemesi yapacağım. Kolay sürülebilmesi için. Pidenizin içinin de şöyle lezzetli sulu sulu olması için. Biraz su ekleyeceğim. Evet, kıvamı istediğim kıvamda değil. Hemen suyumu alıyorum. Şöyle çeyrek su bardağı kadar. İlk etapta birazcık ekledim. Kıvamına bakarak diğer kalanında istediğim kıvamda olması ekleyeceğim. Ama şu an kıvamı çok iyi. Hemen şu şekilde kenara alıyorum. Ve 30 dakika kadar mayalandırdığım hamuruma dönüyorum. Sıcak bir ortamda 20 dakikada mayalanır arkadaşlar hamurunuz. Eğer eviniz soğuk ise biraz uzun sürebilir. O yüzden sıcak ve ılık bir ortama koymanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Kendi büyüklüğünün iki katına eriştiği zaman hamurunuz güzel mayalanmış demektir. Şunu hep yapmak istemişimdir. Yani evet, havasını aldık. Hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Bakın son derece yumuşak bir hamurumuz var. Gerekirse elinizi hafifçe unlayıp veya sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz.
Küçük küçük bezeler haline getirip şöyle tabanını unladığımız tepsimize alalım. Hepsini bu şekilde yapacağız. Tabii ben sizi sıkmamak için sadece iki tanesini gösteriyorum. Toplamda gördüğünüz gibi 11 beze elde ettim. Eğer bir tık daha küçük yapsaydım hepsini 12 beze çıkacaktı. 12 tane kırpideniz olacaktı. Bir tık büyük yapmışım, o yüzden 11 tane çıktı. Hemen şöyle tahtanın üzerine birazcık un serpip yavaş yavaş oval bir şekilde açmaya çalışıyorum. Büyük merdane de kullanabilirsiniz. Ben şimdi küçükle yapmak istedim. Böyle oval kesimde açacağım için. Evet. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Son derece esnek, son derece yumuşak. Çok güzel bir hamur oldu. Hemen şöyle iç harcını da yavaş yavaş hamurumuzu sürerek, orta kısmına sürerek aşağıya doğru çekiştirerek gidiyoruz. Çok fazla bastırmayın, hamurunuzu yırtabilirsiniz. Son derece nazik, seri hareketlerle dağıtmaya çalışın arkadaşlar. Kıymasını sürdük. Şimdi kapatmaya geldi sıra. Hemen kenar kısımlarının uçlarını ortada birleştirip birbirine yapıştırarak ilerleyelim aşağıya kadar. Daha sonra üzerinden şöyle çintikleyerek geçelim. Açılma yapmasın. Evet, pidemiz hazır. Hemen şöyle fırın tepsisine alıyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyorum. Eğer yağlı kağıdınız yoksa tabanını yağlayabilirsiniz. 5 tane bu tepsiye, 5 tane de bir diğer fırın tepsisine yaptım arkadaşlar. Şöyle üzerlerine yumurta sarısı, bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum ve 200 derecelik fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda pişiriyorum bu tip şeyleri. Çabuk pişiyor. 25-30 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Çok güzel pişti. Yumuşacık şu anda. Biraz daha yumuşasınlar diye fırından çıkar çıkmaz üzerini bir bezle kapatalım. Ve pidelerimiz hazır. İki tepsinin ikisini de pişirdim. Gerçekten 5 kişilik bir aileye gayet doyurucu bir öğün oluyor. Siz evdeki kişi sayısına göre bu ölçüden artırarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ölçüden 11-12 tane rahatlıkla çıkıyor. Ona göre sizler de artırabilirsiniz. Hemen şöyle keseceğim. Sabırsızlanarak. Of, mis gibi şahane kırpidelerimiz oldu arkadaşlar. Hamurunun yumuşaklığı, lezzeti, inceliği çok güzel oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda mutlaka nereden izliyorsunuz bana yazın. Yorumların hepsini okuyorum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.